İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu gerçekleşti. Batı Ermenistan Parlamentosu'nda 14 yeni milletvekili var. Arzu'nun Novanisyan, Güney Cephesi'nde yoğun çatışmalar sürüyor. Zohrab Mınatsaganyan, İran'ın Artsakh Dağlı Karabağ sorununa yaklaşımları ayrıntılı olarak incelenecektir. Ermeni gönüllü, neden 1915 yılında halk soykırıma maruz kaldı? Batı Ermenistan'ın gitmeye değer yerleri, Dersim'deki ağlayan kayalar. Rockford Artsakh girişimi sonucunda Artsakh'a 6 milyon dolar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu 29 Ekim'de gerçekleşti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ve birkaç milletvekili oturuma katıldı. Artsakh Cumhuriyeti'nin mevcut durumu ve statüsü oturumda tartışıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle milletvekilleri mitingler ve protesto eylemleri düzenlemeyi teklif ettiler. Devlet Başkanı Abrahamyan'a göre ise derin bir temelde diğer devletlerle işbirliği ve müzakerelerin kurulması daha yapıcı ve daha doğrudur. Oturumun sonunda Woodrow Wilson'un tahkim kararının 100. yıl dönümüne adanan bir konferansın düzenlenmesine karar verildi. Konferans çerçevesinde Artsakh kahramanı Leonid Azgaltyan da doğum günü vesilesiyle anılacak. Konferans ve diğer etkinlikler hakkındaki bilgiler web sitemizde yayınlanacaktır. Batı Ermenistan 19 Eylül'de gerçekleşen Batı Ermenistan Parlamentosu'nun genel oturumunda 14 aday parlamento başkanlığına sunuldu. Adayların görevleri genel kurulda hazır bulunan milletvekillerinin oy birliğiyle onayına tabi tutuldu. Aralık 2023'e kadar görev yapacak yeni milletvekillerinin listesi aşağıdadır. Varujan Antonyan, Vahan Badasyan, Avet Ginoyan, Robert Ginoyan, Arman Grigoryan, Hagop Hagopyan, Sipo Kişişyan, Güllermo Karananyan, Ovannes Garabetyan, Sarkis Naroyan, Fahrat Nazaretyan, Ruzanna Sireganyan, Natali Sevikyan, Gayane Tadevosyan, milletvekilleri Vahan Badasyan, Hagop Hagopyan, Avet Ginoyan, Robert Ginoyan, Ovannes Garabetyan, Haygara Mınatsaganyan ve Valot Yavedisyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin Ermeni halkının haklarını savunmak için ön cephede bulunmakta olduğunu ve savaş sırasında milletvekili Vahan Badasyan'ın yaralandığını hatırlatalım. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu tarafından bildirildiğine göre gece boyunca savunma ordusu birlikleri düşman gruplarının konuşlandırıldığı alanlarda arama operasyonlarına ve ateş açmaya devam etti. Operasyonlar sayesinde düşmanın büyük miktardaki mühimmatı ve insan gücü imha edildi. Gece yarısından sonra düşman kuvvetleri güneydoğu yönünde yeni bir saldırı başlatmaya girişti. Ancak ordu birlikleri tarafından durduruldu. Düşman güçleri cephe hattının kuzey kesiminde de ilerlemeye çalıştı fakat düşmanın bu girişimi de durduruldu. Burada da düşman kuvvetleri ağır kayıplar verdi. Düşman ayrıca sivil yerleşimleri hedef almaya devam etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, bir çalışma ziyareti için Yerevan'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı'yı 29 Ekim'de makamında kabul etti. Muhataplar, Azerbaycan'ın başlattığı savaş sonucunda Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafı bölgesindeki mevcut durumu ve bölgesel güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Her iki tarafta uluslararası teröristlerin Orta Doğu'dan bölgeye nakledilmesinden duydukları endişeyi tüm bölge için ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mınatsaganyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran'ın bölgesel güvenliğe yönelik yeni tehditlere ilişkin hassasiyetlerini anladığını ve bölgesel istikrar ve barışın korunmasında İran'ın rolünü önemsedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesinin mevcut durumu aşma ve ateşkes tesis etme konusundaki yaklaşımlarını sundu. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran'ın Artsakh Dağlı Karabağ sorununa yaklaşımlarının detaylı bir şekilde inceleneceğini kaydetti. Batı Ermenistan'daki Dersim ilinin Pülümür Vadisi'nde sürekli su damladığı için halk arasında ağlayan kayalar olarak adlandırılan doğal oluşum, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Dersim-Erzincan karayolu üzerinde bulunan ağlayan kayalarda sonbaharın gelişiyle çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor.
Ağlayan kayalar sonbaharda çevresindeki sapsarı bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla eşsiz bir görünüme kavuşuyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki çok sayıda kaynaktan süzülen sularla görenleri büyüleyen kayalar, doğal görüntüsüyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ermeni Ortak Bilgi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında askeri operasyonlara katılmak için bir aydır gönüllü olan Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi öğrencisi Mikhail Mikhailyan da hazır bulundu. Mikhailyan, güney yönündeki askeri operasyonlara katıldım. Savaşın çok acımasız olduğu doğrudur. Ancak Ermeni ordusu parlak zaferler kazanmayı beceriyor. Ben gönüllü askerliğe başvurdum çünkü bir tarihçi olarak Ermeni halkının düşmana karşı çıkmamasının ne kadar trajik bir son olduğunu anlıyorum, dedi. Gönüllü Mikhail Mikhailyan, kendi sordu. Benim bir sorum var. İnsanlar neden 1915'te soykırıma uğradı? Sorusuna yine kendisi, bunun tek bir sebebi vardı. Devletimiz yoktu, ordumuz yoktu, diyerek cevapladı. Bu nedenle bugün Batı Ermenistan Devleti'nin kurulması ve güçlendirilmesi, Batı Ermenistan'ın inşasında ulusal olarak birleşmiş olmamız bu kadar önemlidir. Müzisyenler Artsakh için Barış Konseri, çevrimiçi etkinliği sayesinde Hayastan adlı tüm Ermeni fonuna 6 milyon dolar transfer edilecek. Girişim dünyaca ünlü birçok Ermeni ve yabancı müzisyenleri bir araya getirdi. Barış için System of a Down adlı grubun solisti Serge Tankian, piyanist besteci Dikran Hamasyan, Tom Morello, Sebuk Simonyan, Arto Tunç Boyacıyan, Ara Malikyan, Dafer Yosef, İranlı aktrist, müzisyen ve şarkıcı Golshifteh Farahani ve diğerleri kendi performanslarını sergilediler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi Agunk adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Butanya, Kütahya Ermeni halk şarkılarından bir demet sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.